Geçirdikleri ölümlü kazanın ardından oyuncular kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Kimden bahsediyoruz? Hatırlarsanız Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve tiyatro ekibinin yaptığı kaza sonucu arkadaşlarını yitirmişlerdi. Yaralı olarak kurtuldular. Şimdi Melis İşiten aradan bir zaman geçtikten sonra verdiği röportajda Hürriyet'ten Ferit Ömeroğlu'na verdiği röportajda diyor ki arkadaşlarımı onlarla yan yana görürsem bitireceğim insanlar var. Artık onları defterden sildim. Sektörde birkaç kişi adımı anmalarına bile artık izin vermeyeceğim diyor. 7. gün. Evet abi, tavsiye etmiyorum ama. Ama tavsiye etmiyorum. Sonrasında yaşadığım bir süreç var benim. Asla isim vermeyeceğim. Asla hedef göstermeyeceğim. Ama bir iki kişi var ki bu hayatta, sektörde, çevremde, arkadaş ortamımda adının adıma zikredilmesine bu saatten sonra izin vermeyeceğim. Benim etkinliklerime girmesine mümkün olmayacağı. Arkadaşlarımla yan yana görürsem arkadaşlarımı bitireceğim kadar hayatta bana kendimi değersiz, kıymetsiz, kötü hissettiren ve kalbinin kötü olduğuna emin olduğum. Benden böyle duyamazsın o kadar. Birkaç kişi var. Hiçbir benim arkadaşım değil. Hiçbir zaman da olmamıştı. Ya yani mobbing diyersen mobbing olur, fizik. Yok yok, bunun adı daha başka bir şey tabii. Bunun adı daha başka bir şey. Tabii benim tabii, kötülük. Kolay değildi. Hallettik bir şekilde. 7. gün 3000 seyirci devam. Şimdi iddialı açıklamalar yapıyor. Baksana, adımı bile zikretmelerine izin vermeyeceğim. Benim bulunduğum işlerde gelemeyecekler. Herhangi bir arkadaşım onlarla görüşürse arkadaşlığımı da bitiririm. Arkadaşlarımla arkadaşlığımı da bitiririm. Çünkü insan ne demiş, ne duymuş olabilir? Kötü gününde yanında olmayanları hiç unutmaz. Unuttuğunu sanıyor ama unutmuyor. O acıyla baş ederken kesinlikle bile beyin, o kalabalıklar içinde kim yok hemen seçiyor. Öyle. Seni o süreçte kim aradı, kim aramadı hemen kafanda bir liste oluşturuyorsun. Oluyor, ve o insanları hayatından çıkarıyorsun. Aynen. İyi gerek gününde yok, yanında olsun. Olsa ne herkes olur yani, olmasa da olur iyi günümde yanımda. Aynen. Önemli olan kara gününde. Belli kesinlikle ki Melis sadece buna da takılmamış. Arkasından yapılan dedikodular kulağına gelmiş. O konuşmalardan rahatsız öyleymiş olmuş ve bazılarının üzerini çizmiş. O isimler kim acaba? Yakında kokusu çıkar, merak etmeyin, hiçbir şey gizli kalmıyor. Ne yapıyorlar? Sosyal medya hesaplarından temizliğe başlıyorlar. Bahar'ın da yaklaşmasıyla birlikte bir bahar temizliğine başlıyorlar. Mesela Melis İşiten'in bu itirafının ardından eski eşi Uras Kaygılaroğlu sosyal medya hesabında ciddi bir temizlik yaptı. 300-400 kişiye yakın çok insanı bir anda siliverdi, hayatından çıkardı. O isimler arasında çok çok sürpriz isimler var. Gerçekten çok sürpriz. Özellikle bazılarıyla da çok yakın arkadaş. Onlardan bir evet tanesi mesela Kaan Yıldırım. Her yaz onları Cem Yılmaz'la beraber tatilde görüyoruz. Sürekli yan yana. Can canalar. Gerçekten çok yakın arkadaşlar. Evet. Kaan Yıldırım'ı takipten çıkarmasına şaşırdık. Evet. Demet Özdemir'le bir filmde böyle dans konulu bir filmde başrolü paylaşmıştı Binnur Kaya ile beraber. Demet Özdemir'i takipten çıkmasına şaşırdık. Engin Öztürk'ü, Hazal Subaşı'nı takipten çıkmış, Aras Bulut İynemli ve eminiz ki bu insanları takipten çıkmak için bunları çıktığı belli olmasın diye o bir 300-400 kişiye çıkardı bu sayıyı. Arada bazılarını da ayıklayıverdi. Ama belli olmaz belki mı? Belki hayranlar mayranlar geliyorlar, İyi diyorlar ki beni takibe aldı. İyi. Kırmamak için gene oluyor. De. Arada onlar da gitti. Kimleri takipten çıkarıp çıkarmadığına bakarken biz de zaten tanımadığımız insanlara bakmayacağız. Aa, ki tanıdığımız bir isimlere bir bakacağız. Bir şey tanıdık, demişlerdi. Tanıdık isimlere bakacağız ama bu sadece o zorlu süreçte eski çifti arayıp aramamaları ile ilgili değil. Sanki kulaklarına bir şey gelmiş gibi ki öyle bir şey de duyduk. Belki, hoşa Melis'ten, gitmeyen Melis'ten, Melis'in söylediklerinde evet, etkilendi. Hoşa gitmeyen bir şeyler duydu. Melis'in söylediklerinden de etkilenmiş olabilir. Çünkü aynı zamanda yani eski eş olmalarına rağmen hala can ciğer kuzu sarması evlatları için iki dostlar, iki yol arkadaşı. Zaten Melis İşiten yine Ömer'e verdiği röportajda Uraz'ı yerlere göklere koyamıyor. Şimdi Müge, dün gece bir mesaj geldi DM'den. Evet. Kızlar, Uraz'ın takipten çıktığı isimler arasında
çok yakın dostu, hatta çocukluk arkadaşı. 27 yıllık çocukluk arkadaşı Özge Özpirinççi de var diye baktım, gerçekten Özge'yi takipten çıkmış. Yani Özge onu takip ediyor, o Özge'yi takip etmiyor. Bak ya şimdi da, yakın arkadaş. Evet. Kaan, ben Kaan'a şaşırdım açıkçası. Evet. Sonra bir de şimdi Özge'ye şaşırdım. Ama şimdi çıkmasın dediğim, bazen Instagram farkında olmadan otomatik sistem hatası bilmem ne diyor. Bazıları siliyor ama şöyle bir eşin, eski eşinin açıklamalarıyla cuk oturdu. Melis İşiten ne diyor? Artık yani adımı bile anmalarını istemiyorum diyor. Hemen ardından Uras Kaygılaroğlu 300-400 kişiyi takipten çıkıyor. Çıkabilir. Öyle bir sıkıntı yaşamış olabilir. Tabii belli de olmaz. Bazen de var ya, insan böyle bir yüklerden kurtulmak istiyor. Ne diyeyim? Benim de şöyle senle konuşuruz da sessize almak istediğim 3 kişi var. Önüme düşüyor ya, düşmesinler o ya. O yüklerden kurtulmak isterken de o belli olmasın diye arada böyle zararsızları da harcayabiliyorsun değil mi? Böyle zararsızları harcamıyor. Ne bileyim 10 kişiden oluşuyor ama diyorsun ki şimdi 10 kişiyi çıkarsam çok belli olacak. Dur şöyle bir 300-400 kişiyi sileyim de böyle bir bahar temizliği olsun. Hı, tam ama hemen bahar. Fark edildi tabii. Özge Özpirinççi, Kaan, Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk, Hazal Subaşı, Demet Özdemir. Ne oldu da onları takipten çıkardı? Şimdi Müge, senin de dediğin gibi Instagram sistemden hepsini silmiş diye bir açıklama da gelebilir. Yani tabii, bir sistem hatası oldu, benimle alakası yok diyebilir. Hatırlarsan Burcu Esmer Soy da Demet Akalın'ı takipten çıkmıştı. Evet. Demet bir şeyler yazınca hemen Burcu'dan açıklama gelmişti. Ben yapmadım, sistem atmış. Ha, ben yapmadım, o yaptı. Evet. İşte sonra orta yolu bulmanın şeyi. Ama Uras Kaygılaroğlu ve Melis İşiten de aman orta yolu bulalım, dur her iki tarafı da kırmayalım, kim güçlenirse alıp ondan yana yön alalım diyecek tipler değil. Değiller. Öyle tipler de var. Ya Türkiye biraz sert açılardan geçiyor. Belki birilerini silme, çıkarma, kesme, böyle görmek istemiyorum diyeceğim aslında bir sürece. Bu Satürn, Matürn gene bir yerden girmiş çıkmış, kurtulamıyoruz. Ben öyle yorumluyorum.